Çünkü Playtime Chapter 3 sırrı artık çözülüyor. Her geçen gün gizemlerin gün yüzüne çıktığı yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Late Pierre'in bilgisayarında yeni görüntüler ve yeni ARG'ler var. Kamera sistemlerine yakalanan iki oyuncağımız var. Bunlardan birisi karanlıktan bize doğru bakan bir çift göz, yani Catnap. Diğeri ise Playcare hapishane koridorlarında parçalanmış oyuncakların arasında yürüyen Bobby Beerhart. Aynı zamanda yeni bir mail ve yeni bir Morse kodu ile erişemediğimiz bazı önemli deney notlarına erişiyoruz. Catnap, yani Theodore Gramble nasıl seçildi? Nasıl deneylere kurban edildi ve nasıl Catnap'e dönüştürüldü? Poppy Playtime Chapter 3 korkunç sırlarını ortaya çıkarmaya gidiyoruz. Sizler de Poppy Playtime videolarını seviyorsanız eğer 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan videoya bir like attıysanız ve kanala ücretsiz abone olduysanız en korkunç bölümün korkunç sırlarını gün yüzüne çıkaralım. Öncelikli olarak Late Pierre'in bilgisayarına giriş yapmadan dün Mob Entertainment tarafından paylaşılan Catnap görseline bir bakalım. İlk bakışta bu fotoğraf diğerleri gibi normal görünse de normal bir paylaşım asla değil. Çünkü bu fotoğraf önce normal şekilde paylaşıldı, daha sonra fanların ilgisini çekmek için silinip tekrar paylaşıldı. Fakat bu sefer farklı bir konu vardı bu fotoğrafta. Fotoğrafın sol üst köşesinde garip bazı simgeler vardı. İlk başta bir anlam verilmese de noktalamaların aralıklarına bakınca açık bir şekilde Morse kodu olduğunu anlayabiliyorduk. Bu Morse kodunu bir yere yazdık ve biz direkt Late Pierre'in bilgisayarında araştırmalara başladık. Bilgisayara girdiğimizde garip bir şekilde yine bir mail vardı. Bu mailde hazırlıklardan bahsediliyordu. Bu hazırlıklar oldukça ürkütücü bir şeyin hazırlığıydı. Maile girdiğimizde ise şöyle yazıyordu. Olaylar netleşmeye başladı mı? Bazı şeyleri anladığınızı düşünebilirsiniz ama bunu nasıl yapabildiniz? Söylenecek çok şey var fakat zaman yok. Bunu sana ulaştırmak için ne kadar fedakarlık yaptığımızı bilmiyorsun. Bağlantımız artık çok da uzun sürmeyecek. İktidar sahipleri burayı keşfettiklerinde ki orası da keşfedilecek. Daha sonra yakılıp kül edilecek. Ama şimdiden bir adım öndesin. Döndürülmemiş taş bırakmadın. Geride hiçbir şey bırakmadın. Bunun için mükemmelsin. Biz irtibatta olmaya devam edeceğiz. Güle güle. Çalışanlar artık yaptıklarının çok riskli ve kötü olduğunun farkına varmıştı. Artık bunun için çok geçti. Playtime Code'a yapılan her şey için çok geçti. Büyük bir suç işleniyordu ve iktidarın bunu duymasından oldukça endişe ediliyordu. Daha sonra ise mailin altında bir fotoğraf olduğunu görüyoruz. Bu fotoğrafta yazan not işin korkunç yüzünü daha da açığa çıkarıyordu. Şimdi oyuncak bebeklerin üzerinden geçiyoruz. Kesinlikle lavanta gibi kokmuyorlar ve çıkan şey her zamanki gibi berrak bir sis değil. Kırmızı bir duman. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ancak bunu en üst düzeye çıkarmak isteyeceğiz. Çünkü ebeveynlerin müşteri hizmetleri ekibimize şikayette bulunmasına neden olan şey neredeyse kesinlikle bu. Evet, burada açıkça Catnap üzerinde yapılan deneyden bahsediliyordu. Çünkü biz biliyorduk ki Catnap'in kokusu lavanta. Fakat işler bilim insanları için hiç doğru gitmedi. Onlar lavanta beklerken bu kokunun lavanta olmadığını, kırmızı bir duman olduğunu fark etti. Fakat burada nottan daha ilginç başka bir şey vardı. Lavanta kelimesinin altı çizilmişti. Lavanta, Catnap'in kokusu olduğu için Catnap paylaşımındaki Morse kodu aklımıza geldi. Catnap paylaşımındaki kodları Morse alfabesiyle birleştirince Omen kelimesinin çıktığını görüyoruz. Altı çizili olan Lavender ve Omen kelimelerini birleştirdiğimizde ise Late Pierre'in bilgisayarındaki deney 1188'in içerisinde yer alan Addendum klasörünün şifresine ulaşıyoruz. Şifremiz Lavender Omen. Burada daha korkunç başka detaylar var. Çünkü buranın içerisinde tüm kötü niyetlerin ortaya çıktığı konuşmaları görüyoruz. Söylentiye göre zavallı Theodore etkileyen şey ister insan ister hayvan doğası olsun tanıkların anlattığına göre tesisin alt taramalarında tespit edildi. Eminim bu haber sizi sevindirmiştir. Eğer doğruysa tabii, umarım doğrudur. Merak etmeyin, yalnızca söylendiği yere kadar araştıracağım. Ne olursa olsun araştırmalarımda ortaya çıkardığım ayrıntılara dayanarak daha net bir resim ortaya çıkarabiliriz. Durumun neden olduğuyla alakalı bir teorim var. Dürüst olmak gerekirse bu zamana kadar bu kadar tuhaf bir vakayla daha önce hiç karşılaşmadım. 7 yaşındaki Theodore ne yazık ki kötü amaçların kurbanı oldu. Playtime Co. onu acımadan bambaşka bir yaratığa çevirdi. Ve söylenilene göre bunun gibi bir yaratık daha önce hiç görülmedi. Onu etkileyen bir şey vardı ki bu etkileyen şey çok net şekilde deney 1006 idi. Deney 1006 her şeyi ve herkesi kolayca etkisi altına alabiliyordu. Ama bununla alakalı ise diğer bir notu görüyoruz.
Raporlar ve ilk elden anlatımlar. Theodore Grumble'ın tuhaf olduğu belirtiliyor. Diğer çocuklara karşı antisosyal eğilimler ve gençlik davranışları. Bununla birlikte hayali bir arkadaşı var. Her ne olursa olsun etkileyici bir çıkış yolu istedi. Garip olan şey, çıkış yolunu buldu. Bunu yapacaktı ama yapmaktan birden vazgeçti. Bunun yerine ise çocuğu kurtarmayı ve kimliğini açığa çıkarmayı tercih etti. Eğer müdahale edilmeseydi çocuk muhtemelen bunu başaramayacaktı. Her neyse, Theodore'un hala hayatta olduğunu biliyoruz. Bunun için minnettar ol. Theodore hayattaydı ama başka bir bedende hayattaydı. Deney 1006 çıkış yolu bulmasına rağmen onu bir şekilde kontrol etti ve birden olaya müdahale etti. Theodore Grumble tam 12 çocuğun arasından seçildi. Bilim insanları 12 çocuk ismi verdi. Bu çocuklardan birisi deney 1188 için seçilmeliydi. Ay sonuna kadar karar verilip birisi catnap olarak deneylerde kullanılacaktı. Video içerisinde anlattığımız özelliklerden dolayı en uygun aday 7 yaşındaki Theodore Grumble'dı. Fakat Theodore Grumble'da işler sanıldığı gibi kolay gitmedi. Hayali bir arkadaşı vardı ve bu hayali arkadaşı ise tahmin ettiğiniz gibi deney 1006 idi. Tam da bu konuda 3 departman arasında geçen konuşmalar Late Pierre'in bilgisayarında bulundu. Araştırma departmanı, Lake Air departmanı ve inovasyon bölümü catnap hakkında konuşma yayınladı. Araştırma departmanı adına Harley Sawyer konuşmacı oldu. Lake Air adına ise Stella Graeber. İnovasyon adına ise tüm karanlık işlerin arkasında olduğunu düşündüğümüz bilgisayarın sahibi Late Pierre. Araştırma adına Harley Sawyer. 1188'in prosedürünün üzerinden tam 3 ay geçti. Lake Air ile tanışmasının üzerinden ise 1 ay geçti. Onun kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini duyurmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. İlk prosedürde bazı zorluklar vardı. Umduğumuzdan daha uzun, tam 4 saat sürdü. Yine zihinsel test ölçütleri ameliyat öncesine göre hiç değişmedi. Ama artık net olarak şunu söylemeliyim ki deney 1170'e rakip olacak kadar büyük bir başarı elde etti. Harley Sawyer'ın burada bahsettiği deney 1170 ise Hagiwagi'nin ta kendisiydi. Catnap onunla savaşabilecek güce sahip ve gelişimini tamamlamıştı. Bu da demek oluyor ki Hagiwagi Poppy Playtime Chapter 3'te geri dönüyor. Lake Air adına Stella Graeber. Çocuklar bu büyük vücuda sahip Catnap'ı görünce dehşete düştü. Birden hepsi inanılmaz bir şekilde ağlamaya başladı. Bunu beklemiyordu. Diğer departman başkanları deney 1188'i tam olarak Lake Air'de kullanmama taraftarı olduğumu söyleyeceklerdir. Şimdilik iyi olan şu ki bazı çocuklar ona alışmaya başladı. Hatta bazıları onu arkadaş olarak görüyorlar. Hatta biraz utangaç ve bence çocuklar onu sevimli buluyor. Ama ondan korkanlar artık onun varlığını kabul etmiş ve korkusuzca beklemekteler. Lake Air üzerindeki etkilerinin olumlu olduğunu kabul ediyor. Catnap çocuklara karşı düşman bir tavır sergilemeyecek. Bunu buradan çok net şekilde anlamış oluyoruz. Fakat Late Pierre'in düşüncesi ise korkunç gerçeği ortaya çıkarıyor. İnovasyon adına Late Pierre. Deney 1188 son haftalarda oldukça sakinleşmiş durumda. Deneyden sonra dengesiz davranışlarla ilgili sorunlar ortaya çıktı. Ancak bunların hepsi giderilmiş gibi görünüyordu ve Catnap pek fazla sorun olmadan Play Care'e entegre edildi. Bu beni endişelendirmiyor. Fakat sorun teşkil edecek tek şey deney 1188 ve deney 1006 arasındaki ilişki. Bildiğim tek şey Catnap şu an uyusal olabilir ama aynı zamanda hemen etkilenebilir. Özellikle prototipin söylediği her şeye karşı davranışlarının bir anda değişeceğine karşı endişeleniyorum. Catnap prototipi hayali arkadaş olarak gördüğü için onun komutlarına karşı olumlu yanıt verecek. Pierre'in sözlerinden de anlayabiliyoruz. Poppy Playtime Chapter 3'te karşımıza gelecek başka bir boss olabilir teorisi de bu durumda tamamen ikinci plana düşmüş durumda. Anlatılan ve söylenenlere göre gerçekten korkunç bir bölüm gelecek. Late Pierre'in bilgisayarındaki kamera sistemine baktığımızda ise Lake Air'de ranzaların üzerinde bizi bekleyen karanlık odadan bakan bir çift göz bizi bekliyor. Diğer görüntüde ise yerlerde parçalanmış oyuncak parçaları. Yerlerde pençe izleri. Gülümseyen Yaratıklar ekibinden yer alan Catnap muhtemelen birçok arkadaşını deney 1006'nın komutlarıyla yok etmiş gibi görünüyor. Fakat hayatta kalan birisi hala var gibi. Bobby Beerhawk. Bobby Beerhawk bir anda kameralara takılıyor. Acaba diğer Gülümseyen Yaratıklar ekibinden hayatta kalan var mı? Ya da hepsi bir şekilde hayatta kalmayı başardı mı? Bu konudaki teorilerinizi yazmayı unutmayın. Poppy Playtime Chapter 3 oynanış fragmanı için çok bir zaman kalmadığını düşünüyoruz. Her yeni anlık paylaşımda karşınızda olmaya devam edeceğim. Sizlerden tek istediğim kanala abone değilseniz abone olmanız ve videomuzu beğendiyseniz bir like atmanız. Yeni videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.